Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yepyeni bölge videolarımdan ilk siz haberdar olur hem de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olmuş olursunuz. Bugün elimde 2 numara 2 milim tülüp tığım ve çok güzel bir koton iplerim var. Böyle yeşil, turuncu, bordo, altın sarısı ve beyazdan oluşan koton iplerim var arkadaşlar. Siz de böyle koton iplerle yapabileceğiniz güzel modeller istiyorsanız bu modeli mutlaka yapın derim. Rengarenk bir model olacak. Hepsini kullanacağız. Önce kenara alalım arkadaşlar. İlk rengim olarak ben şöyle yeşilimi kullansam turuncuyu kullanmak istiyorum arkadaşlarım. Sonra turuncunun üzerine renklendirme yapacağız. Şöyle sihirli halka tekniğiyle başlıyoruz arkadaşlarım. Şöyle ben bir sihirli halka yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Elinizdeki tüm koton iplerle bu modeli yapabilirsiniz. Yelek, kırka, battaniye, her şey olur arkadaşlar. Ben sadece bugün örnek çıkarıyorum. İlmek alıyorum. 2, bakın bir ilmeğim kaldı. Sonra tekrar ilmek alıyorum. İkisini bir alıyorum. Toplamda tığımda 3 tane ilmek kalması gerekiyor. Bakın böyle. Sonra üçünü bir alarak bir zincir çekiyorum. Böyle 3'ü 1 oluyor. Badem şeklinde. Sonra 1, 2 zincir daha çekiyorum. Toplamda 3 zincirim oluyor. İlmeğimi alıyorum. Sihirli halkama giriyorum. Şimdi tığımda 3 tane ilmek var. Önce ikisini bir alıyorum. İkisi kalıyor. Tekrar ilmek alıp tekrar sihirli halkaya girip ikisini bir alıyorum. Evet, baştan yapmamız gerekecek. Önce ikisini bir alıyorum. 2 tane kalıyor. İlmek alıyorum. Yine ikisini bir alıyorum. 3 tane kalıyor. Tekrar ilmek alıyorum arkadaşlar. İkisini bir alıyorum. Sonra yine 3 tane kalıyor. Hepsini bir alıp kapatıyorum. Bu şekilde toplu oluyor. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. Yuvama giriyorum. 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini bir alıyorum. 2 tane kalıyor. İlmek alıyorum. Tekrar giriyorum yuvaya. İkisini bir alıyorum. 3 tane kalıyor. Tekrar 3. kez girdiğimde ikisini bir alıyorum. Sonra kalan tüm ilmeklerin hepsini bir alarak kapatıyorum. Ve hepsinin başlangıcı bir oluyor. Bu şekilde oluyor. Toplamda 8 tane olacak. 3 yaptık. 2, 3 zincir çektik. İlmeğimi aldım. İkisini bir aldım. 2 tane kaldı. İlmeğimi aldım. İkisini bir aldım. 2 tane kaldı. Bu 3 kalıyor. Tekrar ilmek alıyorum. Yuvaya giriyorum. İkisini bir alıyorum. Tekrar 4 tane ilmeğim kaldı. Hepsini bir çekip kapatıyorum. Ve bu şekilde 1, 2 zincir daha çekip toplamda 3 zincir oluyor. Bu şekilde ikisini bir ilmek alıyoruz. İkisini bir ilmek alıyoruz. İkisini bir, hepsini bir çekip kapatıyoruz. Toplamda 3 tane ilmeğimiz oluyor. Trabzanımız, ama hepsinin sonunda hepsini bir çekmiş oluyoruz. 2, 3 zincir çektik. 5 tane oldu. 7, 8 tane olacak. 6, 7, 8. İlmeğimi aldım. İkisini bir, 2 tane kaldı. İlmeğimi aldım. İkisini bir. Tekrar 3. kez giriyorum. İkisini bir. Kalanın hepsini bir çekerek kapatıyoruz. Bu şekilde hepsi bir olmuş oluyor. 1, 2, 3 zincir. İlmeğimi alıyorum. Sihirli halkayı genişletebilirsiniz arkadaşlar. 6, 7.yi yapıyorum. İkisini bir. İlmek alıyorum. İkisini bir. İlmek alıyorum. İkisini bir. Hepsini bir çektim. Kapattım. 2, 3 zincir. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. 3, 6, 7, 8.yi yaptık. İkisini bir. İlmek alıyorum. İkisini bir. İlmek alıyorum. İkisini bir. 3 kez yaptım. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir. Ve başlangıç noktasına batarak kapatıyorum. Bir zincir. Bunu buradan böyle koparıyoruz. Toplamda 8 tane oldu arkadaşlarım. Bakın böyle çiçek şeklinde oldu. Şimdi evet, şimdi bunu böyle arkadan alıyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlarım, şunu arkadan aldık. Umarım alabilirim. Sökülmemesi adına yakacağız şimdi bir de bunları. Evet. Bunu buradan koparıyorum. Kalan ipleri buradan alıyorum ve şöyle ben yakıyorum arkadaşlar. Evet. Yaktık. Görüyorsunuz. Şimdi bunun üstüne ben sarıyı almak istiyorum. Ya da yeşil alalım. Yeşil daha tatlı durur. Sarı ve turuncu güzel sanki durmadı. Hemen yeşilin ucunu alıyorum arkadaşlarım.
Şöyle bir zincir çekiyorum. Herhangi bir köşesinden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmek alıyorum. 2 ve 2. İlmek alıyorum. 2 ve 2'ye bakın. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmek alıp yine aynı noktaya. 2 ve 2'ye. 2 ve 2. 3 adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyoruz. Bir tanesini atlayıp diğerine giriyoruz. Üçlü ilmekle 2 ve 2. İkili trabzan, 2 ve 2, ikili trabzan, 2 ve 2, ikili trabzan, 3 tane. Şu sarıyı bir de kaldıralım ekrandan. Şimdi bir tanesini atladık. 2 zincir çektik, eşit oldu. 1, 2, 3 zincir çektik, tekrar aynı noktaya. 2 ve 2, 2 ve 2, 2 ve 2, 1, 2 zincir çektim araya. Bir taneyi atladım diğerine. 2 ve 2, 2 ve 2, 2 ve 2, 3 tane ikili trabzan. 3 zincir, önce 2 sonra 2, önce 2 sonra 2, ilmeği aldım. Önce 2 sonra 2, bakın böyle. Sonra 1, 2 zincir, buraya girerim. Önce 2 sonra 2, 3 tane. 3 zincir tekrar 2 ve 2, yani toplamda 2 4 taneyi bu şekilde atlamış olduk. 4 tane yuvamız oldu. Görüyorsunuz. 2 ve 2, 2 ve 2. Şimdi 1 2 zincir başladığımız noktaya geri batıp kaydırma tekniğiyle kapatıp makasla yakıp koparıyorum arkadaşlarım. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. 4 taneyi bu şekilde atladık. 4 tane yuvamız kaldı. Şimdi o yuvaları da kullanacağız. O yuvaları şimdi kullanacağız arkadaşlar. Rengarenk bir model olacak. Bunu da koparıyoruz arkadaşlarım. Rengarenk bir model olduğu için koparıyoruz ve yakıyoruz. Şimdi bunları da yakalım arkadaşlar. Yaktıktan sonra üstüne de farklı bir renk uygulayacağız. Şimdi ben üstüne şunu da yakmak istiyorum. Evet, yaktım. Şimdi bunun üzerine de ben sarıyı kullanayım. Ama sarı hiç açmadı arkadaşlar. Bordoyu mu kullansak? Böyle birbirini açan renkler olmalı. Beyaz da çok güzel olur sanki. Ben beyazı kullanayım. İçimden beyaz geldi. Bütün renklerimizi aldık. Şimdi bir de beyazımızı alalım. Birbirine yakıştırdığınız renkleri kullanın. Siz de elinizdeki iplerle. Böylece iç açıcı bir hal alır. Evet. Şimdi köşeden başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. İlmeğimi aldım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 ve 2 ilmek aldım. 2 ve 2. Şimdi 2 tane trabzan, 1 tane 3 zincir bu şekilde oluyor. 1, 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı noktaya 2 ve 2, 3 tane ikili trabzan. Şimdi püf noktası burada arkadaşlar. Bu köşeyi yaptıktan sonra ilmeğimizi alıyoruz. Bakın şurada turuncu yuvamız var. Direkt turuncu yuvamıza giriyoruz ve İkisini bir yeşille turuncu arasına giriyoruz. 1, 2, 3. Bir üçlü trabzan. İlmek alıyorum. 1, 2 ve 3. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Buraya ikili trabzan yaptık. Şimdi. 1, 2 ve 3. Bir üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz arkadaşlarım. İlmeğimi alıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar aynı yuvaya bakın. Aynı yere. 1, 2 ve 3. 3 tane de 4 zincirden sonra bir üçlü trabzan daha yaptım. Burası daha büyük oluyor. Görüyorsunuz. Bu küçük oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden direkt ilmek alıp 2 ve 2. 2 ve 2. 3 adet ikili trabzan. Sonra 1, 2 zincir çekiyoruz. İlmek alıp 2 ve 2. Köşeyi oluşturuyoruz. 2 ve 2. 2 ve 2. Şimdi ilmek alıyoruz. Hiç zincir çekmeden. Bakın yeşille turuncuyu bir alıp aradan giriyoruz ilmek alıp. 1, 2 ve 3. Bir üçlü trabzan. 1, 2 ve 3. Bir üçlü trabzan. 1, 2 ve 3. Bir üçlü trabzan yaptık. 3 tane. 1, 2, 3. 4 zincir. İlmek alarak tekrar aynı noktaya girip. 1, 2 ve 3.
İlmek alıyoruz. 1, 2 ve 3. İlmek alıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 adet üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlarım. Bakın böyle. Sonra ilmek alıyorum direkt. 2 ve 2. 2 ve 2. 2 ve 2. 3 adet üçlü trabzan arkadaşlarım. 3 2 zincir. Çünkü köşenin yuvarlak olması gerekiyor. Buraların da sivri olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilmek aldım. 2 ve 2. 2 ve 2. 3 adet ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden yine bakın boşluğa geldik. İkisini bir alıp direkt turuncunun içine giriyoruz. 1, 2, 3. Bir üçlü trabzan. 1, 2, 3. İkinci üçlü trabzan. Önce bir, sonra bir, sonra bir. Üçüncü üçlü trabzan. 3, 4 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet arkadaşlarım. Şimdi zincirim söküldüğü için tekrar aldım ipimi. Üçlü trabzanımı yaptım. İlmeğimi aldım. 1, 2 ve 3. İlmeğimi aldım. Önce bir, sonra bir, sonra bir. Bakın bu şekilde böyle devam. İlmeğimi aldım. 2 ve 2. Bu köşe zaten ikili trabzan 3 adet. Sonra 2 zincir arkadaşlarım. 3 adet ikili trabzan daha yapıyoruz. Ve bu şekilde köşeler yuvarlak oluyor. Böyle papatya şekli gibi. İlmeğimi aldım. Renk uyumu da harika oldu. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi koton ip olduğu için katları ayrılıyor arkadaşlar. Siz normal ipler de yapabilirsiniz. Ama koton iple de ayrı bir güzel oluyor. Bunlarla böyle çanta motifi. Her şey olur. 3 tane yaptım. 4 zinciri çektim. İlmeğimi aldım. Tekrar 1, 2. Evet yapamadım. Şimdi tekrar yapıyorum. İlmeğimi aldım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra bir, sonra bir. Bir üçlü trabzan. Önce bir, sonra bir, sonra bir. İkinci, sonra üçüncü üçlü trabzanı yapıyoruz. Ve başladığımız noktaya batıp kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz arkadaşlar. İşte motifimiz bu kadar arkadaşlarım. Böyle. Bunu da böyle arkaya alıyoruz. Ve yakıyoruz arkadaşlar. Köşeye alıp yaktıktan sonra böyle. Siz istediğiniz şekilde bu motifimiz bu kadar. Siz bunları bu şekilde birleştirerek veya aralara farklı bir şeyler yaparak bunu da kamera arkasına yapmıştım arkadaşlarım. Bakın bunda böyle. Kullanabilirsiniz. Battaniye, hırka, yelek. Bu motif çok güzel. Pinterest'te çok favori. Yurt dışından çıkardım görüp ben de. Denemek istedim. Bununla bir çanta da yapabilirim. Bu şekilde birleştirerek. Vaktim olmadığı için sadece sizlere örnek çıkardım. Yorum sizin. Bu örnekler neler yaparsınız? Yorum kısmına yaparsanız yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Güzel modellerde görüşmek üzere diyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.